Ana nasıl kızım? Uyuyor baba. Doktorun verdiği ilaçları içirdim. Sakin sakin uyuyor. Of, bu acıya nasıl dayanacağız kızım ya? Cigerim yanıyor biliyorsun. İstiyorum ki gideyim şöyle bir yerlerde avaz avaz bağırayım. Sesim çıkmıyor ki. Alışacağız baba. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama bu acıya dayanacağız. Kızım, ben bunun bir kaza olduğunu zannetmiyorum. Ben de. Bu aşiretin kararı olamaz. Doğumdan önce yani. Geriye bir kişi kalıyor değil. Cihan. Ama şunu da unutmamalıyız. Hükümden sonra beni öldürmek için İstanbul'a adam yollayan Cihan değildi. Firuza'ydı. Haklısın kızım. Her şeyi çok iyi araştırmalıyız. Hata yapma şansımız yok. Çünkü bu kavga ölümüne bir kavga olacak. Boran Ağa Cihan'dan şüpheleniyor. O da iki arada kaldı zavallı. Böyle vahşi bir cinayette arada kalınmaz baba. Arada olanı bile düşman sayarım. Dedim ya, bu ölümüne bir kavga olacak. Efendim? Neredesin Boran? Buralardayım Sıla. Bir şey mi oldu? Azad'ı Cihan mı öldürdü? Bilmiyorum Sıla. Bunu öğrenmek için elimden geleni yapıyorum. Cihan'ı da bu konuyla ilgili olarak karakola aldılar. Eğer bunu o hayvan yaptıysa onu kendi ellerimle öldürürüm. Sıla, her zamanki gibi duygusal davranıp işleri bozmanı istemiyorum. Duygusal davranmıyorum. Ölümden konuşuyoruz. Ben de yaşamaktan. Senin ve oğlumun hayatından bahsediyorum Sıla. Galiba yaşamaktan farklı şeyler anlamaya başladık biz. Bu inatçılığından hiç mi vazgeçmeyeceksin? Sıla konuşabilir miyiz? Benim artık konuşmaktan daha fazlasına ihtiyacım var. Lütfen Sıla. Artık sakin olmak zorundasın Sıla. Bu konuda benim söylediklerimden dışarı çıkmayacaksın. Bir delilik yapmadan önce de oğlumuzu düşün. Gereken neyse de ben yapacağım. Yapacağım, yapacağım. Ama sen harekete geçene kadar her defasında bizim canımız daha da çok yakıyorlar. Nari'nin halini unuttun galiba. Aklı başında değil. Annem perişan, babam çaresizlik içinde. Ve benim de içim yanıyor. Çünkü ben de sorumluyum bu olanlardan. Şimdi seni beklemeye hiç mi hiç niyetim yok? Çünkü biz bekledikçe onlar bizim üzerimize geliyor, anlıyor musun? Bana böyle davranarak eline ne geçiyor Sıla? Benim de canım yandı. Gerçeğin peşinden koşuyorum. Elimden geleni yapmak için çabalıyorum. Karşılığında bir de suçlanıyorum. Bu mu hak ettiğim tavır? Peki biz bunu hak edecek ne yaptık? Azat, Narin. Biri artık yok. Biri de yok olmanın peşinde. Böyle mi koruyacaksın bizi? Başından beri beni dinleseydin işler bu kadar karışmayacaktı. Ama sen hep bildiğinden şaşmadın. Şimdi olanların faturasını bana çıkarmaya çalışıyorsun. Sana söylemiştim. Gücümün bitmesinden korkuyorum diye. Ölümüne bir savaşın içindeyiz Sıla. Sakin olmazsak onlar kazanacak. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Ben hiçbir şey anlamıyorum artık. Hiçbir şey anlamıyorum. Tamam Sıla. Şimdi biraz dinlen, sonra konuşuruz. Çıkabilir miyim?